Rahman'la Ayetleri programında Bakara Suresi 111-115. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bakalu len yudhulel cennete illa men kâne hûden ev nasâra ve şöyle dediler. Cennete ancak Yahudi veya Hristiyan olanlar girecek. Bu gerek Yahudilerin, gerekse Hristiyanların cennet sadece bizim ülkemizde, oraya sadece biz gireceğiz demelerinden kaynaklanan bir durum. Yahudiler diyorlar ki, sadece Yahudiler cennete girecek. Hristiyanlar da diyorlar ki, sadece Hristiyanlar cennete girecek. Kite emaliyuhum, bu onların kuruntuları, bir takım ümmiyeleri, bir takım değerli şeyleri. Kul hâtu burhânekum, in kuntum sâdıkîn. Ey Peygamber, sen onlara de ki, eğer sadık iseniz, bana bunun delilini getirin. Yani delilimiz nedir, bunun delili varsa gösterin, ona göre konuşalım. Tabii bunun delili yoktur. Çünkü cennete sadece şunlar girecek, diğerleri girmeyecek. Böyle bir ölçü söz konusu değil. Bela, hayır. Yani iş onların anladığı gibi değil. Doğrusu şudur. Men aslana vücehu lillahi ki yüzünü Allah'a teslim etse. Men ve muhsin, muhsin olarak. Yani Allah'ın görüncesine Allah'a yönelik yüzünü Allah'a teslim etse felehu eczuhu inne rabbi onun Rabbin nezdinde mükafatı vardır. Ve la havkun aleyhim ve la hirasun ve onlara bir korku yoktur. Onlar üzülmezlerdir. Ayet yerine işin esasını bize bildirdi. Yani kim cennete girecek? Kim yüzünü Allah'a teslim etmişse. Ve bunu yaparken de mutsuz bir kimse olarak, iyi işler yapan bir kimse olarak Allah'a yönelmişse onlar cennete girecek. Bütün insanlar Allah'ın kulu. Böyle olunca Allah-u Teala bazılarına mesela torpil geçmiş değildir. Ve Allah-u Teala bütün insanları imtihana tabi tutmaktadır. Belki bunu ifade ederken aklınıza şu gelebilir. İslam'da Müslümanlar olarak biz de belki bazılarımız, hepimiz için söz konusu olmalı, bazılarımız şöyle düşünüyor olabilir. Cennet halinde biz gireceğiz. Bu da yine bir ünlüyoruz. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Müslümanların böyle demelerini reddederken bir Müslümanın cennete sadece biz gireceğiz demesi o da uygun düşmez. Şunu ifade edeyim, bir Müslümana yatıran beynel halk ve redna, korku ümit arası olabilmek. Yani Allah'ın gadabını, azabını düşünüp korkmak, rahmetini, cennetini düşünüp ümit içinde olmak ve görevlerini yerine getirmeye çalışmak. Bunun neticesinde bir insan Allah'ın rahmetini ümit eder, cennete girmeyi umar. Ama şu an hiçbir Müslüman kendini garanti cennetlikte görmemeli. Yani cennete girmeyi ümit ederiz ancak üstünümüzün bu noktada garantisi yoktur. İşte ayet birine nasıl cennet kazanılır onun da yolunu bize gösteriyor. Kim yüzünü Allah'a teslim etse. Yüzünü Allah'a teslim etmek yani kişinin kendini Allah'a teslim etmesi. Bir asker nasıl ki komutana teslim oluyor. Yani komutan yat dediğinde yatıyor, kalk dediğinde kalkıyor. Ve artık bir emir dairesinde onun hayatı devam ediyor. Asker olarak devam ettiği sürece emirlere göre hareketleri devam etmekte. Bir insan ben Allah'ın kuluyum, ben Allah'ın askeriyim dediğinde Allah'ın emirlerini işlemek kendisine zor gelmez. Belki burada nefis hesabına bazılarının hakkında gelebilir. Yani istiyor değil miyiz istediğimizi yapamaz mıyız? Evet Allah bize hürriyet vermiş. İman ve küfür noktasına da hürriyet vermiş. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun demiş. Ama bir insan Allah'ın dinine teslim olmalı. Yani din neleri helal kılmışsa istifadeye çalışmalı. Neleri haram kılmışsa onlardan da uzak kalmalı. Bir askerin emirlere göre askerlik günlerini geçirmesi gibi ilahi iradeye uygun bir şekilde emir ve yasaklara dikkat ederek bir Müslüman hayatını devam ettirmeli. Bunu yaptıktan sonra da garanti kendini cennette de görmemeli.
Çünkü o bizim Rabbimizdir. Yefalibine, keyfe, dişe, dilediği şekilde bizler tasarrufta bulunur. İnna lillah, biz Allah'a aidiz. Ve inna ileyhi raciun. Ve ona döneceğiz. Böyle olunca bir Müslüman Allah'ın rahmetini ümit etmekle beraber kendini garanti cennetlikte görmez. İşte Yahudilerin, Hristiyanların düşmüş olduğu bir tarihi yanlışa ayet dikkat çekti ve mutsuz bir şekilde Allah'ın gönül hızına ibadet edip Allah'a teslim olmak kurtuluşun reçetesinin bu olduğunu da bize bildirdi. Böyle yapan kimseler için Rableri nezdinde, Allah nezdinde mükafatları vardır ve onlara bir korku yoktur. Yani diğer alemde artık onlar korkulardan emindir. Hatta dünya hayatında da başkalarının normal şartlarda korktuğu durumlarda onlar korkmaz ve onlar üzülmezler. Diğer alemde amel defterini aldığında insanların çoğu üzülür ama onlar amel defterini aldıklarında sevinçle her umudra uçterliyor. Gelin, bakın, benim kitabımı okuyun, amel defterini görün diyecekler. Ve başkalarının üzüldüğü yerde diğer alemde onlar üzülmeyecek. Hatta şu dünya hayatında da normalde insanı üzen olaylarla karşılaştıklarında Allah'a gelen teslimiyet, Allah'a olan teslimiyetlerinden dolayı üzülmeden yollarına devam edecekler. Bakaretin Yahudu Meclis'in Nasara Aleyh Şehir. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey üzere değil. Bakaretin Nasara Meclis'in Yahudu Aleyh Şehir. Ve Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler bir şey üzere değil. Doğum yetkilen kitap, tabi ki onlar kitabı okuyorlar. Yani hem Yahudiler hem de Hristiyanlar kitabı mukaddesi okuyor. Gerçi Yahudiler İncil'i okumaz ama Hristiyanlar Yahudilerin kitabını, kitabı mukaddesi, Tevrat'ı kitap olarak kabul ederler ve okurlar. Aynı kitabı okudukları halde birbirlerini bu şekilde inkar ettiler. Neden ki kâlellezîne lâ yâlemûn hüsre kavlihî, bilmeyenler de onların bildiği gibi dediler. Yani kitabı bilmeyen, kitaptan nasip olmayan kimseler de bunlar bir şey üzere değil tabirini kullandılar. Sallâhu yehkumu beynahum yevmel kıyâme fî merkânu fî yehkâlehum. İşte Allah kıyamet günü aralarında ihtilafa düşmüş oldukları konularda onlar arasında hükmedecektir. Peki bu dünyada niye hükmetmiyoruz? Bu dünyada imtihan devam ediyor. Bu dünyada insanlar haramlarla, helallerle deneniyorlar. Gerçeği bulabilecekler mi? Bu konuda deneniyorlar. Bundan dolayı imanın bütün meseleleri perdeli. Mesela Allah'ı doğrudan görmüyoruz. Melekleri doğrudan görmüyoruz. Demek-i denemeni görmedik. Kader programımızı bilmiyoruz. Peygamberleri görmedik. Kitap her ne kadar önümüzdeyse de kitabın Allah'tan olduğunu bilmek yine bir iman meselesidir. Bu manada yeryüzünde Allah-u Teala imtihan devam ederken hemen hükmünü vermiyor. Ama diğer alemde mahkeme-i kübra kurulacak ve mahkeme-i kübrada kimin ne yaptığı, kimin ehli cennet, kimin ehli cehennem olduğu ortaya çıkacak. Hani adamın bir tanesi derlere gitmiş, berbere diyor ki saçında beyaz çok mu? Berber de diyor birazdan önüne düşünce görürsün. Şu dünyada belki de bilemiyoruz. Nerede hatamız, nerede eksiğimiz var. İnsanlar belki de yanlış yolda iken kendilerini doğru bir yolda zannedebiliyorlar. Fakat diğer aleme gittiklerinde herkes nesi var, nesi yok, nesi düzgün, nesi eksik, bütün bunları görecek. Ve o gün bütün insanların toplandığı, bütün insanların muhasebe eleğinden geçirildiği bir gün olacak. Haklıların, haksızların ortaya çıktığı, din olarak doğru bir yolda gidenlerle eğri bir yolda gidenlerin veya doğru bir dinin mensubu iken kendi nefsinden kaynaklanan bir takım eğri yollara, yan yollara sapanların durumu tek tek ortaya çıkacak. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مِسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي رِسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Allah'ın mescitlerini neleden,
orada Allah'ın adının anılmasını yasaklayan ve o mescitlerin harabına çalışanlar daha zalim kim olabilir? Yani böyle bir soru, daha zalimi yoktur manasında. İstikbal inkarı tabir ediliyor ve Allah-u Teala böyle bir soruyla bunların en zalim kimseler olduğunu bize bildiriyor. İbadet hürriyeti, insanların doğuştan getirdiği, hür oldukları bir durumdur. Ama tarih boyunca Allah'a inanan, Allah'ın dinine inanan, ibadetini yapmak isteyen kimselere müdahale edilmiştir. İşte İslam'ın Mekke döneminde Müslümanlar gizli gizli toplanabiliyordu. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bir de Müslüman ceza ve cefaya, hatta işlerine maruz kaldı. Hatta hayatını kaybedenler oldu. Daha önceki dönemlerde dininden dolayı kestelere biçilenler olmuş. Ve dininden dolayı büyük çukurlar açılıp da oralara ateşler bırakılıyor. Dev ateşler, insanlar ittirilme suretiyle o ateşin içine yuvarlanıyor. Adeta küçük bir cehennem meydana getiriyorlar. İnananları bu şekilde cezalandırıyorlar. Tarihte bunlar yaşanmış. Günümüzde de dünyanın değişik yerlerinde din ve ibadet hürriyeti noktasında sıkıntılar var. İnsanlar inancının gereğini gereği şekliyle yapamayabiliyor ve müdahale yapılabiliyor. İşte bir takım yerlerde camiler gün gelmiş, kışla gibi kullanılmış, yani depo gibi kullanılmış. Hatta Rusya'da tiyatro şeklinde kullanıldığı da ifade ediliyor. Bu şekilde Allah'ın dininin uygulanmasına bazı sistemler karşı çıkmışlar ve insanları Allah'ın mescitlerinden alıkoymaya çalışmışlar. İşte o mescitlerden nereden Allah'ın adının orada anılmasını engelleyen ve o mescitlerin harabına çalışanların daha zalim kim olabilir? Tarihte böyle zalimler gelmiş ve bunlar tarihin görmüş olduğu en büyük zalimler. İbadet hürriyetine engel olan, Kur'an hürriyetine engel olan kimseler. Günümüzde, elhamdülillah ülkemizde her tarafta camiler var. Camilerde günde 5 vakit ezan okunuyor. Allah'ın adı camilerde anılıyor. Ve camilere gitmeye herhangi bir engel yok. Camiye gitmeyi isteyen bir kimse günde 5 vakit rahatlıkla camiye gider, ibadetini yapar. Bu elhamdülillah güzel bir manzara. Ancak doğrudan her ne kadar camiye gitmeye bir engel yoksa da farklı engeller var. Yani kötü arkadaş grubu camiye gitmeye engel olabiliyor. Öte yandan başka şeylerle insanların meşgul etmek suretiyle camiden uzaklaştıran bir takım faaliyetler olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ve camiler, mescitler, Allah'ın adının anıldığı, insanların orada Allah'a ibadet ettiği en mübarek yerlerdir. Ve bu insan mescide alıştığında, namazını orada kıldığında hem çok büyük sevaplar kazanır, hem de dünya hayatını gerçekten mutlu, huzurlu bir hale getirmiş olur. Bu noktada haydi camiye diyerek birbirimizi camiye teşvik etmemiz gerekir. Ve Allah'ın mescitlerinde Allah'ın özel misafir olarak ibadetimizi yapmamız gerekir. وَلَاِكَ مَا اَكَانَ لَهُمْ اَنْ يَدُخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ İşte bu gibi zalimlerin, yani Allah'ın mescitlerinin de Allah'ın adının anılmasına engel olan, oralara beraber çalışan zalimler için ancak korkarak oralara girmeleri vardır. Yani onlar gönül huzuruyla camiye giremez, korka korka camiye girerler. Bunun bir yönü şu, yani haber şeklinde bu gerçeği ifade ediliyor. Müslümanlara bir emir. Onlar oralara ancak korkarak girebilsinler. Buna cesaret edemezsinler. Böyle bir manada düşünülebilir. Lehum fid dünya hüzün, onlar için dünya hayatında bir zillet vardır. Yani mescitlerde Allah'ın adının anılmasına engel olmaya çalışan, oraları harap etmek için gayret gösterenlere dünya hayatında bir zillet vardır. Ve lehum fil ahireti azabun azim, ahirette de onlar için
çok büyük bir azap vardır. Yani dünyada da çekeceklerdir. Dünyada zillet ve meskenete maruz kalacaklardır. Diğer alemde de çok büyük bir azaba muhatap olacaklardır. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Doğu da, batı da Allah'ınız. Meşrik de, mağrib de Allah'ınız. Allah, bütün zamanın, mekanın yaratıcısıdır. Dolayısıyla insanın doğuya da yöneldiğinde, batıya da yöneldiğinde Allah'a yönelmiş olur. Doğu da, batı da Allah'ındır. وَاِنَّمَا تُوَلُّ فَسَنَّ رَسُولَّهِ Siz nereye yönelirseniz Allah'ın veçi oradadır. Nereye yönelirseniz Allah'ın veçi orada. Yani doğu da, batı da Allah'ın dedikten sonra kıbleniz doğuda da olsa, batıda da olsa nereye yönelirseniz Allah'a yönelmiş olursunuz. Tabi Allah'ın veçi mecazi bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli ifadesi de geçer. Yerullah. Allah-u Teala'nın bu manada bir eli herhalde düşünülemez. Bugün mecazdır. Devletin eli dediğimizde, devletin gücü kudreti anlaşıldığı gibi Allah'ın eli denildiğinde de Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu, rahmeti bu gibi manalar hatta gelir. Allah'ın veçi denildiğinde biz birisine muhatap olduğumuzda onun yüzüne yöneliriz. İşte siz kıbleye dönerken, kıble diyelim bir zamanlar Kudüs'te, Kudüs'e yöneldiğinizde Allah'a yönelmiş olursunuz. Ardından kıble değiştirildi, kıble Kabe oldu. Kabe'ye yöneldiğinizde yine Allah'a yönelmiş olursunuz. Şöyle ifade edeyim, bedenin kıblesi var, bir de ruhun kıblesi var. Bedenin kıblesi zaman zaman değişebilir. Günlere göre farklılık arz edebilir. Allah dilemiş olduğu şekilde kıbleyi belirler. Gün gelir, Kabe olur veya daha evvelinde diyelim Kudüs olur. Belki daha evvelinde de başka milletler için başka başka kıbleler vardı. Ama bu bedenlerle alakalı. Ruhun kıblesi ise daima Allah'tır. Yani insan daima Allah'a yönelir. İşte diyelim şu andaki hayatımızda da ormanda gidiyoruz. Yanımızda tuşlar falan yok. Namaz vakti geldiğinde namazımızı kuracağız. Kıble namazın şartlarından birisidir. Kıbleye yönelmek. Ve kıble Türkiye'nin şartlarına göre güneydedir. Günün neresi olduğunu diyelim bilemedik. Etrafta soracak kimse de yok. Böyle bir durumda ne yapacağız? Böyle bir durumda bir takım karinelerle niye eksilse olabilir. Kendimizce istidlalde bulunduktan sonra oraya yöneleceğiz. Gerçekte isabet etmesi zaten problem yok. Ama kıbleye yöneliyoruz diye kuzeye yönelmişsek, tamamen ters istikamete yönelmişsek bu da problem değil. Çünkü doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın, biz nereye yönelmişsek yönelelim, Allah'a yönelmiş oluyoruz. فَيْنَمَا تُوَلُّ اَفَنَّ رَسُولَّ Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın veçi oradadır. Bu gayet muhteşem bir hakikat. Bir insan her kıbleye yöneldiğinde ben Allah'a yöneldim diyebilse gerçekten iç dünyasında ona göre bir canlılık meydana gelecektir. Çünkü Allah'a muhatap olmak bir insan açısından en büyük bir mazhariyettir. Dünyevi makam sahibi birisine muhatap olduğumuzda onunla bir miktar diyelim sohbetimiz olur. Ömür boyu bunu anlatırız. Bir insan günde 5 defa namaz vasıtasıyla Allah'a yöneliyor. Bu çok büyük bir mesele. Bunun farkına varabilmek lazım. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu, tadı kıymetini bilmek gerekiyor. İşte bedenimiz kıbleye yönelirken, ruhumuz da Allah'a yöneldiğinde mesele tamamdır. Ve nasıl ki bir ayna güneşe yöneldiğinde, güneşten gelen ışıklara mazhar olur, aydınlanır. Bir insan da kalben Allah'a müteveccih olduğunda, ruhen Allah'a yöneldiğinde Allah-u Teala ona nice ikramlarda, ihsanlarda bulunacaktır. Tuluat, sunuat, teşriyat gibi tabir edilen, ilham gibi tabir edilen nice özel nimetlerle onu mazhar kılacaktır. İnna Allah ve Rasulun Ali, şüphesiz Allah,
Rahmet her şeyi kuşatandır, razidir, her şeyi içine almıştır ve alim her şeyi bilendir. Yani sizin niyetinizi de bilir, yaptıklarınızı da görür ve bilir ve ona göre değerlendirir. Cenab-ı Hak bizleri ubudiyet şuuru içinde kemaliyle ibadetini yapan bahtiyarlardan olasın. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.